Herkese merhabalar. Dertap'a hepiniz. Ya şöyle şeyden daha... Happiness, bye bye happiness. Dertap hoş geldiniz. Enes yine giriş yapamadı. Ben Tugay Kaban. Yanımda da... Ben Enes Malik Bayraktar. Evet. Bugün sizlere çok muhteşem 3 filmden bahsedeceğiz. Bu çok muhteşem 3 film değil ya. Öyle bir şey yok. Hepsi değil yani. Yani iyilikten kastım, yüksek puandan kastım yok yani. Ama Top 10'daki 3 en çok izlenen filmden bahsedeceğiz. Ondan dolayı da çok muhteşem diyorum. Tamam. Yoksa yani daha iyi filmler mevcut. İlk filmimiz nedir Tugay? İlk filmimiz kötüden iyiye doğru gideceğiz. Cadılar Bayramı Öldürür. Evet, Cadılar Bayramı Öldürür filmi gerçekten mide bulandırıcı. Ben ya, yanına şunu not almışım. İğrenç. Evet, gerçekten iğrençti. İğrenç. Gerçekten filmin başında balonlar vardı. Aklıma Stephen King geldi. Dedim ki herhalde Stephen King'den esinlenmişler. Ama olmayabilir. Çünkü balon, kırmızı balon, gerçi orada renkli balonlardı ama. Ya genel hatlarıyla zaten Stephen King'in uyarlamaları endeksliymiş edası vardı. Evet. Yani o hissiyatı veriyordu. En azından hani izleyenler bilir. O hissiyatı izleyince alıyorsunuz. Acaba hani yapımcılığında, senaryo çalışmalarında var mıdır yok mudur diye bir acaba sorusu zihinlere geliyor. Ama sonradan işler bozulduğu için diyorsun ki ya yok, bunun alakası yok, bu şeyde Stephen King'le alakası yok. 1978'de geçen bir hikaye 1963'e dönüyorlar, sonra 1978'e geliyorlar. 1963'te katil olan bir adam, Michael adı, 1978'de de katil olarak devam ediyor. Bunun öldürülme sürecine doğru giden yolda evet, paganlardan Hristiyanlığa geçmiş olan Cadılar Bayramı merkezinde işler yürüyor. Paganlar yürüyor. Nedir pagan? Pagan inancı çok tanrılı. Çok tanrılı paganlar. Pagan çok tanrılı demek. Evet, paganizm. Oradan Hristiyanlığa geçmiş bir şey aslında Cadılar Bayramı. İşte ölüm odaklı. Onların işte azizleri, şehitleri vesaire, onların ruhlarını şey yapmak açısından falan, ama adam konuyu buradan almış ve getirmiş bir korku filmi yapmış bundan. Bol müzikli, bol böyle efektli, müzik efektli, yani bol kanlı ve gereksiz. Yani gerçekten gereksiz. Gerçekten gereksiz. Bir de ben izlerken şunu fark ettim. Ben bu tarz, ya eskiden bilmiyorum, insanlar hani hadi bugün korku filmi izleyelim diye biliyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada artık o hızlı tüketimin vermiş olduğu şey midir bilmiyorum. Bu tarz şeyleri izlemek benim bünyeme biraz ağır geldi işin açıkçası. Ya ağırlık şöyle yani çok dolu dolu filan o manada değil. Midemi bulandırıyor. Gerçekten iğrenç yani. Michael Myers diye bir adam var. Bilmem kız kardeşini mi öldürmüş, bir şeyler olmuş filan. Adam katil, seri katil. Adam kurşunlar adamı sıyırıyor. Süper kahraman ya. Adam ve ölmüyor yani. Ölmüyor, böyle zorla öldürüyorlar filan böyle. Ateşin içinde dumandan etkilenmiyor. Ne bu abi? Ne bu, robot mu bu? Böyle saçma şey olur mu ya? Gerçekten çok vasat bir yapımdı. Ha, efektleri filan sinematografik açıdan, teknik açıdan orta, o da çok o kadar iyi değil. Zaten film o kadar yeni de değil ama. Aynı iş görür ama gene hatlarıyla niye bu tabona çıktı gerçekten anlam veremiyorum. Bu kesinlikle önceki videolarımızda da konuştuğumuz gibi Netflix'in izlensin. Deneme bunlar, evet, biraz deneme yapma manasıyla ortaya çıkardığı şeylerden biri. Hiçbir işe yaramaz, çöp bir film gerçekten ve ben 10 üzerinden 1 veriyorum. 10 üzerinden 1 de listeyi hala ezberleyemedim. Bayat sarı ve beyaz leblebi, üstüne de bayat ay çekirdeği, ayrıca bir de ayran veriyorum Enes gibi. Midesi bulansın. 1,5 veriyorum ama midesi bulansın diye. Çok kötüydü. Ben de gerçekten bu sefer ilk defa Tugay'la aynı puanı veriyor. Ben de 1 veriyorum. Yalnız filme 1 vererek aslında onun midesini bulandırıyormuş gibi oldum. Aslında biz bu puan listemizle filmleri doyuruyoruz. Nasıl? Kesinlikle çok mantıklı. Evet. Ben de 1 veriyorum. Kötü bir filmdi diye hemen ikinci filme geçiyoruz. Clifford Büyük Kırmızı Köpek. 2021 yapımı. Manyak film. Manyak, gereksiz. Bu da gereksiz bir film de tabii Cadılar Bayramı'ndan biraz daha. Şimdi biraz bu çocuk filmi aslında. O da yine tapona nasıl girdiğini tam kestiremiyorum. Yani çocuk bölümü var normalde Netflix'in. Varsa evet, orada olur. Olması bu lazım. Böyle şey de değil. Burada bir şey var. Evde tek başına havası var. Evet. Ama o kadar bile yok yani. Hani var gibi böyle ucundan teğet geçiyor yani. Dokunup geçiyor o hava. Bu hikaye işte şöyle başlıyor. Çok saçma bir şekilde başlıyor. Özellikle onu not aldım. Bu hikaye harikalarla dolu muhteşem bir adada geçiyor. Ada dediği de New York. Tamam mı? Yani muhteşem bir adada geçen bir hikaye. İşte ailesinden ayrı düşen küçük bir köpek. Sonra da sevgiyle bir anda büyüyor. Efekt olduğu zaten belli. Yani küçükken de belli efekt olduğu. Ve bol efektli. Çoğu yerde de bu efekt belli oluyor. 2021 yapımı olmasına rağmen. Yani kısacası ölçüleri falan uymuyor zaten. Çok saçma bir şekilde yürüyor falan böyle. Para israfı. Yani buna yapımcı para israfı. Başka bir şey değil. Ben öyle düşünüyorum yani. Ya aksiyon vardı biraz içinde. Aksiyon derken eğlenceli aksiyondan bahsediyorum. Ama bu mesela en kötü Evde Tek Başına serisinin, yani serinin en kötü filmini düşün. Evde Tek Başına'nın. Evet. Onun %50'si kadardı içindeki aksiyon. Peki sana şey soracağım. Mesela Cadılar Bayramı mıydı film? Cadılar Bayramı Öldürür. Ha, Öldürür, aynen. Bu filmi izleyecek bir kişi, atıyorum ya ben kan görmek istiyorum, biraz cinayet görmek istiyorum deyip izleyebilir. Evet. Bunu niye izlesin bir insan? Yani ne olması gerekiyor? Nasıl büyük bir köpek olabilir? Yani 3 metre boyunda bir köpek nasıl olabilir? Ve 3 metre boyunda köpekle insanlar nasıl yaşar? Aslında yaşayamıyor. Çok saçma. O kadar saçma ki. 2 veriyorum. 10 üzerinden 2. Ya hakkında konuşmaya gerek yok ya. Gerçekten gerek yok ya. Bunlar yani... neden Tapon'da? Biz Tapon'u konuşmak zorunda olduğumuz için, siz de oradan görür de izlersiniz diye konuşuyoruz bunları. Ben de bir veriyorum. Bayat sarı ve beyaz devlebi, bayat tuzlu fıstık. Ben gerçekten buna 2 vermeyeceğim bu sefer. İlk defa Tugay'dan düşük veriyorum. Sen benden ilk kez bir filme düşük verdin. Ben de yine 1 veriyorum. İlk filme aynı puana veriyorum buna. Tabii kategorileri farklıdır ama yine ben buna 1 veriyorum. Evet. Çünkü zaman kaybı ya. Evet, önceden 6,5 verdiğimiz İyi Adamın 10 Günü filminin ikincisi Kötü Adamın 10 Günü. Şu anda Top 10'da 1. sırada. Vizyonda, Netflix vizyonda. Evet, Netflix vizyonda. Şu anda 1. sırada. Nejat İşler başrolünü oynuyor. Ve 6,5 vermişiz. Yani lahmacun artı ayran veya kola vermişiz önceden. Tabii bu listemiz o zaman yoktu. Yoktu tabii ama iyi vermişiz. Yine iyi vermişiz. Ki bence aslında daha iyiydi. Evet, onu hemen söyleyelim. 1. film 2. filmden daha iyiydi. Evet. Yani ilk filmi yorumladıktan sonra fragmanını izlemiştik hatırlıyorsanız. Ona bakarak demiştik ki ya bu da iyi gibi görünüyor falan demiştik ama sonunda veriyor. Şimdi 3. filmi de verdi. Meraklı Adamın 10 Günü. Ha, yani izleyince böyle bir baktım ki yani. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yani ben fragmanda yani 1. filmin sonunda 2. filmin fragmanını verdiklerinde o kadar heyecanlanmamıştım. Ama 3. film daha bundan güzel olacak gibi. Heyecan uyandırıcı. Biraz daha heyecanlı. Orada biraz daha efektif hareketler var. Çok donuktu. Ben Nejat İşler'in oyunculuğuna kesinlikle laf etmiyorum. Adam bence iyi oynuyor. Yani stabil bir oyunculuğu var. Bu filmlerde çok donuk. Yani Barda'daki mesela bir oyunculuk yok burada yani. Yok tabii ki. Ona bir şey demiyorum ama hani bu iyi adamın 10 İyi Adam da daha çok oyunculuk vardı. 10 günü muhabbeti üzerinden yani üçlü uyarlama adı altında söylüyorum. Nejat İşler oyunculuğu stabil ilerleyen bir oyunculuğu var. Zaten tek oynayan kişi aslında o değil. Bir de yanındaki şu an 2. filmde müstakbel eşi olacak kişi, ilk filmde de müstakbel eşi olacak kişi için. Ona da bence iyi oynuyor diye düşünüyorum. Her anlamıyla. Evet. Kötü Adamın 10 gününde olaylar 6. günden sonra başlıyor. 6. güne kadar aslında hiçbir şey yok. Nejat İşler'in oyunculuğu ama biraz kurtarıyordu yine. Tabii şöyle, bu filmde aslında bariz hatalar vardı. Çözülmeyecek noktada sanki bir anda yine böyle bir şeyleri hızlıca çözelim ayağı vardı. Kurguda bence oturmayan şeyler vardı. Yetersizdi yani. İlk filmin heyecanı bu filmde kesinlikle yoktu. Öyle düşünüyorum ben. Daha donuktu ya. Ama zaten Nejat İşler'in hani eşini kaybetmesinden dolayı o karaktere yansımış olan bir donukluk, durağanlık hali zaten bütün filme yansımış durumdaydı. Sanki aslında başroldeki oyuncu hani kötü adam, iyi adam karakteri değil de o kadınmış, ölen kişiymiş gibi 2. filmde lanse edilmiş gibi hissettim. Bir de kötü adam olacağım falan bence kötü adam da değildi yani. Değildi. İlk filmde iyi adamdı ama bu 2. filmde kötü adam falan değildi. Hatta o ne yönden ölümlere izin vermesi yönden falan vardı. O yönden kötü olabilir de çok böyle kötü bir karakter göremedik yani. Değildi. Yani hatta gerekli noktalarda iyi adam oldu yani. Hatta şeyi buldu, kızları öldürmüştü ama baktı onlara hak verdi. Tamam ben susacağım dedi. Katilleri ortaya çıkarmayacağım deyip iyilik. Aslında o da kötülük ya. Yani neticede onlar katil öyle veya böyle. Ama, öyle veya böyle. Tamam, öyle ama onlara iyilik yapmış oldu. Katilse. Şimdi kötülere iyilik yapınca iyi olmuyorsun. Anladın mı? Tamam, ama... Kötülere iyilik yapınca ekstra kötü olabilirsin. Hatta. Burada ama ekstra kötü olmadı ki. Yani neyse orada kendi içinde hesaplaşmalar, vicdan muhasebesi falan yoktu zaten. Belki vicdan muhasebesinin olmaması da bir kötülük alametidir. O doğru olabilir. Evet, ama vicdan muhasebesinin olmaması. Ben zannetmiyorum senaristin bu etapta. Yani bu film o kadar iyi değildi. İyi değil filme 6.5 vermişiz. Ona bile hatta belki yüksek vermiş olabiliriz. Aslında çerezlik bir film statüsünde ama biz neden daha iyi statüsünde görmüştük? Kitap uyarlaması. Bu bir kitap uyarlaması. Bir de o süreçte güzel filmler yoktu. Güzel film olmadığı için iyi denk gelmişti. Üçüncü film de kitap uyarlaması olacak. Bunlar birer kitap uyarlamaları olduğu için yine de kıymetlidir bizim için. Kesinlikle. Kitap uyarlaması olması bizim için kıymetli. Şimdi ben bir nokta vardı. Orayı vurgulamak istiyorum. Bir yerde diyordu ki şimdi Raskolnikov oldum galiba diye bir nokta vardı. Aslında bence çoktan Raskolnikov olmuştu. Raskolnikov kötü adam oldum modunda gibi söylüyor ama aslında zaten o kadını yani ilk karısı olan kızı karısı yaptıktan sonra aslında zaten Raskolnikov olmuştu. Çünkü Raskolnikov da zaten aslında öyle yapmıştı. Yani sokak kadınını alıp aslında sahiplenmişti. Hatta annesi karşı çıkmıştı nasıl olur böyle filan romanı okuyanlar bilir. Evet. Aslında zaten Raskolnikov'du. Güzel orada şey yapmış... Yani Hamlet'ten Raskolnikov'a geçtim falan diyor ama orada biraz tabii edebi göndermeler yapmak amacıyla yapılmış şeyler ve bence bu Hamlet, Raskolnikov meseleleri falan bu filmin kitlesini temsil etmiyor. Etkileyecek şeyler değil. Anlamayacaklardır yani. Aynı ama aslında öyle. Normalde etkilemesi gerekiyor. Normal süreçte bu klasik eser kahramanları bu filmde bahsediliyorsa bu film statüsünde insanları etkilemesi gerekiyor. Kesinlikle. Etkilemesi derken yani anlam dünyasını genişletmesi. Karakteri hızlıca. Mesela karakteri uzun uzun Hamlet'in özellikleriyle anlatmıyor. Ben Hamletvari düşünüyorum veya Hamlet okuyorum dediğinde otomatik izleyici bunu anlaması lazım. Ama bu statüde ben insanların olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gidin bakın üniversiteye geçmiş. Bakın bunun için sadece işte edebiyat filan okumasına gerek yok. Mühendis, özellikle zaten mühendisler vesaire. Yani normal bir insan ya, normal üniversiteye geçmiş bir insan. Zaten normalde Shakespeare'in ana eserlerini zaten okuyarak geçmiş olması lazım. Bakın, muhakkak tabii. Ana eserleri dışındakileri de okuması gerektiğini ben düşünüyorum da hadi orayı okuyamadı diyelim yani ki başka. Temel eser. Ya 100 temel eser falan da onlar hikaye yani. Bence klasik eserler, bildiğimiz klasik eserler işte böyle normal basit çerezlik filmlerde bile insanların kullanabileceği isimlerin yer aldığı romanlar, tiyatro eserleri, şiirler bunlar zaten normalde bilinmesi gereken şeyler. Zaten bunları bilmiyor bizim insanımız. Bilmiyor insanımız. Yani bunlar tamamıyla hikaye. Hikaye bile değil ya boş şey yani. Lüzumsuz şey. Evet yani dediğin doğru ama bunu tabii anlayacak şu an bir cemiyete haiz değiliz haliyle. Mesela bizi izleyen bu şeyi izleyen, videoyu izleyen izleyiciler olacak. 3-5 kişi de olsa ben onlara hakkaniyetle soruyorum. Burada ben bir şey söyledim. Ben söyledim diye değil. Bakın normalde böyle konuşulur. Meseleler böyle, filmler böyle değerlendirilir. Biz de tabii topyekün bütün yönleriyle değerlendiremiyoruz ama yakaladığımız nüansları açmaya çalışıyoruz. Raskolnikov oldum cümlesini bu filmde zaten değerlendirecek noktalar bunlar yani. Neyi değerlendireceksin? Cinayetleri mi değerlendireceksin? Bunlar zaten onlar hikaye. Onlar eğlenmek için kısımlar. Ama Raskolnikov oldum sözü onun ben Hamlet okuyorum, Hamlet gibi, Hamletvari hissediyorum dediği noktaları zaten filmde asıl bunlar değerlendirilir. Açın bakın, YouTube'a yazın Kötü Adamın 10 Günü incelemeleri. Kaç kişi bu konudan bahsediyor? Bakın, hakkaniyetle söylüyorum açsınlar baksınlar. Bak şu anda daha film yayınlanalı 2 gün oldu. Evet. Biz de 3. günü, belki bugün, belki yarın yayınlayacağız bu videoyu. Bugün ayın 21'i. Baksınlar kim böyle değerlendiriyor olayları. Hakkaniyetle cevap versinler. Evet. Türkiye'de film değerlendirmesi de yok zaten. Ama neyse bunlar tırnak içerisinde yani olan şeylerdi. Neyse bunlar Meraklı girmeye de gerek. 10 günü çıkacak. Onu da izleyeceğiz. O ne zaman çıkıyor belli mi? Onun tarihini göremedim ya. Bunun tarihini vermişlerdi sanırım ama onun tarihini göremedim. Belki doğru tam odaklanamadım. Ben de bakmadım. Yalan yok. Ben bu filme 4,5 puan veriyorum. 4 taze leblebi şekeri, taze kavrulmuş fındık, taze badem. 4,5 veriyorum. Yanına da kola ekliyorum. Yine de çerezlik bir film ama iyi bir çerezlik film. Kötü bir çerezlik film. Seri olduğu için izlenir tabii ki. Kesinlikle. Bağlantılar da var. Evet. Ama zorlama bağlantılar da vardı. Geçen yani paçayı kurtarmak için bir zorlama bağlantı vardı. Çeçenistan mafyası mı filan bir şeyler dedi ya orada. Onlar filan işin içine girdi. Onlar zorlama bağlantılar. İşi halletmek için yani. Sen kaç puan veriyorsun? Ben de buna 5 veriyorum. Taze kaju, taze siirt fıstığı, taze çiğ fındık içi verdin. Evet. 5 veriyorum. Fazlasını vermiyorum. Kola mola yok. Gitsinler tuvalette musluk su içsinler. Onun için ben 5 veriyorum. Onu da ilk filmi değerlendirip de 6-6,5 verdiğim için 5 veriyorum. Mesela ilk filmde şimdi bu filmde pornografik öğeler yoğun. Yoğun. Var yani. İlk filmde bunu bile belli bir şey için kullanmıştı yani. Burada direkt yani al bunu da al. Evet. Bunu da veriyorum. Falan. Küfürler de mesela bunu da veriyorum. Yani bir düzen içerisinde değildi. Değil. Böyle vıcık vıcık hale geliyor. Biraz böyle artık yapıyoruz zaten. Oldu bu iş. Devam ediyoruz gibisinden olmuş bu film. O yüzden pek... Yani o sahneleri değerlendirsek 10 numara filmdi. Ama filmimiz bizim bu değil yani. İlk filmde daha oturaklıydı. Daha efektif, daha güzel ilerliyordu. Daha yumuşak geçişler vardı evet, filmde. Daha güzel yayılmıştı. Bu da güzeldi. Burada öyle bir şey değil. Bundan da verelim, bundan da verelim. Çünkü Netflix bize bunu söylüyor. Biz de bunu vermeliyiz. Bunu da verelim, bunu da verelim gibi bir şeye dönüşmüş. Oyunvari bir filmotografiye dönüşmüş olay, senaryoya dönüşmüş. Ama ben Meraklı Adamın 10 gününden biraz daha biraz daha birinci filme yaklaşacağını düşünüyorum. Çünkü Nejat'ın tipi de güzeldi orada. Fark ettin mi bilmiyorum fragmandan. Yani biraz daha genç, biraz daha aktif, biraz daha hareketli, aksiyonel sahneler. Yani onun etrafından dönüyor. Mesela geçen filmde şeyden bahsetmiştik. Heart of Stone'dan bahsetmiştik. Orada Gal Gadot'un canlandırdığı kadın dövüşçü. Evet. Mesela yani neden bu filmde o yanındaki kız var ya, neden hep romantik, hep duyguseli böyle ama veya hep öldüren femme fatale, böyle öldüren kadın formunda. Öyle bile değil de hani onun gibi sunuluyor. Bir mesela oradan çıkar ya. Bir dövüşçü kadın çıkar ya. Veya dahil et. Anladın mı? Gelsin onunla beraber ne bileyim böyle ama bir şeyler. Gerçi bu filmde çok aksiyon yok. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Sadık karakteri de çok ölü bir karakter. Bunu şöyle değerlendiriyorum. Feminizm en nihayetinde Türkiye'de çıkmış bir akım değil. Ama uygulatmaya çalışıyorlar. Uygulatmaya çalışılan ama tarafı... Ama yemiyor bu topraklar. Şu, uygulanıyor da, çok da güzel uygulanıyor ama olay bizim topluma entegrasyonu sağlanarak bir şekilde ilerliyor. Yani olması gereken feminizmle değil, bizim ülkede algılandığı şekliyle entegre ediliyor. Şu an dediğin olayda bu kadını öyle bir duruma sokamaz. Çünkü bizim cemiyetimizdeki toplum endeksinin bakış açısında bir karakter böyle olması gerekir. Kadın, böyle yani olursa izlenir. Bunu yer yani ki yiyor zaten. Kadını bir cinsel obje metaforuna sokuyor. İşte genelde. Hamlet'i, Raskolnikov'u açıklamadan, insanlara ayrıntılı bir şekilde açıklamadan, bunlar üzerinden bir şeyler anlatılabildiği zaman herhalde en azından bunu da kırmış olacağız. Kesinlikle. Ya şimdi bunları Avrupa yapıyor. Avrupa çok iyi manasında söylemiyorum bunları. Ya onlarda da iyi yönler, kötü yönler var ama onlar da hepsi bir iç içe. En azından sistematik var. Sistem var. Bizde böyle bir şey yok. Bu sistem bozuluyor olabilir, çok büyük darbeler alıyor olabilir ama bu sistemi kurmuş adam ya. Bizde böyle bir sistem yok, kurulmuş bir şey yok. Yarım yamalak oradan bir şey alınmış, buradan bir uçak buradan alınmış, hani, uçak buradan alınmış. Geçenlerde bir videoda mı gördüm artık nasıl Türkiye'de siyaset gündemi anlık değişebilir. Saat diye bakar. Yani günlük değil artık saatlik versiyonda halinde bir yorum gelmişti. Gerçekten bizim her şeyimiz aynı siyaset gibi. Yani anlık değişebilen ruh hallerine sahibiz toplum olarak. Tabii bunu iletişim, gazete, medya gücü olarak değerlendiriyorum. Anında gelen bir şey sosyal medya üzerinden ve medya üzerinden gelen şeyler anında değiştiriyor. Bence bizim önce toplum olarak medyayı oturtmamız gerekiyor. Olabildiğince medyanın, sosyal medyanın gücü, o güç dediğimiz şeyi, gücün medyası mı, medyanın gücü mü olaydı. Yani bir şeyin adını koyup onu oturtmamız gerekiyor ki olabildiğince sonra diğerlerine doğru dallanıp budaklanarak ilerlesin. Yani bunun içine eğitim de girer, sağlık da girer, aile yapısı da girer, o da girer, bu da girer. Yani evet, her şey girer. Bu arada yine videonun başında söyleyecektik ama yine unuttuk. İşte bu da bizim zaten halimizin, ahvalimizin bir şeyi, çerçevesi. Deprem olacak ve büyük bir deprem olacak İstanbul'da. Yani bunu bilim adamları, okuyanlar, bilenler söylüyorlar ve bu deprem için Türkiye'de, İstanbul'da gerçekten ciddi manada hiçbir hala şey yapılmıyor. Adım atılmış değil, hiçbir ayağımızı şey kaldırmadık. İnsanlar sokaklara dökülmeliler. Bakın bu betonlar bildiğiniz mezar olacak. Yani böyle yüksekten İstanbul'un böyle karmaşık şehirlerinden çıkıp mesela Şirinevler, yani Ataköy binalarını da güvenmiyoruz zaten. Onlar da çok eski binalar. Ama hani o binalardan birine çıkın ve şöyle Şirinevlere doğru bir bakın şöyle. Yani korkunç bir mezarlık göreceksiniz. Yani istediğimiz şey şu aslında, tabii ki şu bugün başlansa bir şeyler yetişmeyecek zaten belki. Zaten yetişme ihtimali çok zor ama, yani ama bir hazırlık, ön hazırlık. Mesela en azından olmaz. Nasıl bir boşaltım yapılacak bu şehirden? Mesela nasıl Afet Bakanlığı olacak? Muhabbeti dönüyordu. Onun mesela ivedilikle şu an çalışmalarının yapılıyor olması haberi bile gelmedi hala. Ya o haber gelmedi. Efendim neymiş? Gençler telefon alacakmış. Bu haberler. Ya bu haber şu anda bizim için önemli değil ya. Evet, onun için bir an önce bu konuya bir el atılıp bir insanlar nasıl gelecek? Nasıl buradan yani insanlar çıkarılacak? Nerelerden çıkarılabilir? Ya hiçbir çalışma yok. Yok. İstanbul'da bu apaçık bir şekilde görülüyor. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Biz en azından burada dinlendirmek yani istiyoruz. Yani bekliyoruz bu açıklamaları. Ben ivedilikle bekliyorum şahsen. Türkiye için, İstanbul için. Çünkü burası merkezi yani Türkiye'nin. Burada öyle bir durum oluşması bütün ülkeyi mahveder, perişan eder. Evet. Böyle bir şey olmadan bir an önce çalışmalarını yapıp bunun artılarını, eksilerini, her türlü noktalarını bilim, teknik insanlarla konuşup bir adım atılması gerektiğini düşünüyoruz ivedilikle. Evet, diyerekten kendinize iyi bakın. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Beğenin, abone olun, videoyu paylaşın. Storylerimize yorum yapın, videolarımıza yorum yapın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Hoşça kalın.